Dostluğu güçlendiren nedir? Fedakarlıktır. Fedakarlık olmadan bir dostluk olmaz. Fedakarlık ne kadar güçlüyse dostluk da o kadar güçlüdür. Demek ki Cenab-ı Hak bizden bu fedakarlığı istiyor bu dünyada. Demek ki bu safa yeri değil dünya. Kul olma yeri, bir imtihan mekanı. Efendimiz Fatıma validemizi çok severdi. Fatıma validemiz çok müstesna bir fıtrattı. Daima onu aziz tutardı Fatıma validemiz. Fakat takvada onu daima takvaya doğru yönlendirirdi. Zaman zaman da aman kızım takva sahibi ol. Namazlarını çok huşu ile kıl. Bol amel-i salih işte. Babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Ciğer paresi. Kızım iki dünyada saadet yoktu. Burada katlanacaksın buyurdu. Efendim işte çok basit bir şey istedi. Bir yardımcı istedi o kadar. Hasan Hüseyin efendim çok küçüktü, çok hareketliydi. Fatıma validemiz de çok zayıf, çok nahibdi. Kızım dedi, Bedir şehitlerinin yetimleri varken, Eshab-ı Suffa açken, Kur'an talebeleri, ben sana bir hizmet, bir hizmetkar tahsis edemem dedi. Sana ben bir virt vereyim de geceleri onu çekersin de Allah sana yardımcı olur buyurdu. O kadar ciğerparesi için iki dünyada saadet yoktur. Burada katlanacaksın kızım buyurdu. Velhâsıl dünyanın bir imtihan mekanı olduğunu unutmamak icap eder. Yine Cenâb-ı Hak اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ buyuruluyor. Allah kadar en kerimli, çok muttaki olanınızdır. Bu bir köleye indi. Kölenin fârik vasfı neydi? Efendimiz'le dost olmasıydı. Öyle bir dosttu ki, Efendimiz o dostluğun mukabilini de verdi. Ta onu vefat etmiş, yıkanıp, kefenlenip, gömülene kadar başında bulundu kölenin Efendimiz. Sahâbî de hayret etti. Biz dedi, Mekke'de her türlü cefaya katlandık. Allah Resulü bu köleye daha çok itibar etti. Bu kölenin fârik vasfı nedir dedi. Medineliler biz canımızı, malımızı hepsini bir feda halindeydik. Allah Resulü bu köleye çok alâk gösteren bunun fârik vasfı nedir buyur. Bunun üzerine inne ekremeküm indallâhi etkâküm. Bu ayet-i kerime indi. Burada neyi görüyoruz kölede uzun? Allah Resulü'ne sadakatini görüyoruz. Bir köle olduğu halde namazını bile onun arkasında kılmanın heyecanı içinde başka bir mekanda kılmak istemiyordu. Velhâsıl takva iman lezzetini arttırır. Dünyanın meşakkatlerini azaltır takva. İbrahim Ethem Hazretleri Cenab-ı Hak'la olan dostluğunu şöyle ifade halinde ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için o lezzeti bütün hazinelerini önümüze döker ve krallıklarını feda ederdi. Tabii işte o şeye de kavuşabilmek lezzete çok engelleri bertaraf edebilme. Ve bir mümin imanın bedelini Allah'a Celle Celal ödeme mecburiyetinde. Zira meccane Müslüman olarak hadis-i van tecellisiyle dünyaya geldik. Bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddiasında kalkışmak veya ödenmeyen bir bedelin karşılığını talep etmek abeste iştigaldir. Onun için Cenab-ı Hak Sümmeletüs eline yömezin anin nayim o gün verdiğimiz nimetlerden elbette sorulacaksın. En büyük nimet hadi sıfatının tecellisi halinde Müslüman olarak dünyaya gelebilmek. Bir Budist cemaatinin içine gelebilirdik. Başka cemaatlerin içine gelebilirdik. Bir İslam cemaatinin içine gelebilmemiz Cenab-ı Hakk'ın çok büyük ikramı. Yine Cenab-ı Hak bize bir yakınlığını belirtiyor. Şah damarıktan min hablil verit şah damından daha yakın olduğunu bildiriyor. Yine namazda secde et ve yaklaş buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu yakınlık şeyine karşı biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a bir yakınlığımız var. Bu şu imtihan dünyasında nimetlerini bildiriyor. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık böyle düşünen bir toplum için. Velhâsıl mümin Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu imtihan malzemesini düzgün kullanma mecburiyetinde. Gözünü düzgün kullanacak, kulağını düzgün kullanacak, bedenin gücünü düzgün kullanacak. Bunların yarın ilahi ekranda karşısına çıkacağı unutmayacak.
Cenab-ı Ayet-i Kerim Müminin Suresi'nde o sizin için kulakları, gözleri, gönülleri yaratandır. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor. Fussilet Suresi'nde gözler konuşacak. Allah kulağı niye verdi? Bu kulakla neler işitti? Deriler konuşacak böyle vücudunun gücünü nerede harcadı? Yine Cenab-ı Ayet-i Kerime'de Müminin Suresi 80. ve o yaşatan ve öldürendir. Yaşatan o, öldüren de o. Gecenin ve gündüzü değişmesi onun eseridir. İlahi azamete dikkatimiz. Hiç gece gündüz saniye takdim tehiri var mı? Güneş 10 dakika erken geliyor, 10 dakika geç geliyor mu? Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz Cenâb-ı Hak buyuruyor. Mü'minin Sûresi 80. ayet. Hâlâ aklınızı bu kadar ilahi azamet karşısında, bu kadar kudret akışları ilahi azamet karşısında, ölümü görüyorsun. O gördüğün tabutun içinde kendin olabilirdin. Bir gün olacaksın muhakkak. Velhâsıl okunan ayet-i kerimeyle geldiğimiz zaman, Akabe biatında işte Allah'a biat, Resulüne biat ne var dedi Abdullah bin Rabah'a bunun mukabilinde. Efendimiz cennet var buyurdu. Onun için cennetin şartı bildirildi. Allah müminlerin mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır. Demek ki bu dünya bir pazar, gerçek pazar bu cennetin veya da cehennemin pazarlanması. Ne kadar cennete girmeni istiyorsun? Ne kadar cehennemden uzaklaşmanı istiyorsun? Canını ve malını nasıl Allah yolunda kullanıyorsun? Cenab-ı Hak ufku bildiriyor ve onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah yolunda bir hak, bir vaattir. Cenab-ı Hak üç kitabın üzerinde bunun bir vaat olduğunu bildiriyor. Teyiden üç kitap üzerinde. Allah'tan daha çok sözünde duran kim vardır? O halde onunla yapmış olduğun bu alışverişten, bu biattan, manzın canını Allah yolunda seferber etmekten, manzın canını alışveriş yapmaktan sevinin buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu büyük bir kazançtır buyuruyor. Bir Mute seferi oldu. Efendimiz üç tane kumandan, üç tane ciğerparesini kumandan tayin etti. Dördüncü kumanda arasında seçileceğini bildirdi. Üç kumandan da en ufak bir şehit olacaklarını biliyorlar. En ufak bir tevessür yoktu. Bu ne güzel alışveriş yaptık ya Resulullah diyen Abdullah bin Ravaha da girerken Mu'te'ye devesinde serbest ver. Aldık dedi, devem sen de serbestsin dedi. Sen de bir veda halindeyim şimdi dedi. Onlar düşünün biz ne kadar bir Akabe biatlarının içindeyiz. Ne kadar Hudeybiye'de Efendimiz'e Allah Resulü'nün gönlünde ne varsa ona ben biat ediyorum diyen biatül rıdvanın içindeyiz. Cenab-ı Hak kendimizi bu Kur'an-ı Kerim'de verilen misallerle kendimizi bir muhasebe etmemiz arzu ediyor. Firavun'un sihirbazları nasıl İslam'ı tercih etti? Nasıl o kollarının, bacaklarının kesilmesine razı oldu? Firavun'a en ufak bir minnet duymaktan korktular. Rabbena efri aleyna sabren ve tevaffena müslimin dediler. Ya Rabbi de üzerimize sabır dök bizim. Sabır yağdır üzerimize. Çünkü çok acı bir ızdırap veriyordu kol bacakların çapraz diri diri kesilmesi. Ya Rabbi üzerime öyle bir sabır ver ve bizim canımızı Müslüman olarak al buyuruyordu. Yine Cenab-ı Eshab-ül Uhdud'u bildiriyor. İmanları kurtarmak için hendeklerde yanmayı tercih ettiler. Yanmaya razı oldular. Yine Cenab-ı Hak Yasin 2. sayfasında Habib-i Neccar'ı bildiriyor. Nasıl bir iman vecdi? İmandan herhangi bir en ufak bir fire vermemek için taşlanmaya razı oldu. Vefat ederken de şehit düşerken de dünya perdeler kapandı, ukba yağdı, perdeler açıldı. Kavmine kızacağı yerde kavmine acıdı. Onların o sefaletine keşke dedi Rabbimin bana olan ikramını kavmin bilseydi buyurdu. Velhâsıl Cenâb-ı Hak candan misal, maldan misal, insan bu cihana sahip olmak için değil, Allah'ın şahidi olmak, dinin temsilcisi olarak geldi. Yani mülkiyet sahibi olmak için değil, emanetçi olarak geldi.
Müminin sanatı Allah'ın ihsan ettiği mal emanetini güzelce ve onun rızası doğrultusunda kullanabilmektir. İşte bunu Eshâb-ı Kirâm'ı görüyoruz. Bunu nasıl Eshâb-ı Kirâm şey bir ayet indiği zaman ben bu ayetin nasıl muhtevasına gelirim? Len tenal bir rahatatül fukûm mimâ tubbûn sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın ayeti inince nasıl sahibi bir seferberlik haline geldi. Bu infak ayetleri indiği zaman Eshâb-ı Suf'un hiçbir şey yoktu. Bir kısmının üstü bile çıplaktı. Bir örtüyle bilinen aşağısını kapatıyordu. Bu infak ayetlerini dağa çıktılar, dağdan odun kestiler. Çarşıya gelip sattılar, Allah Resulü'nün önüne koydular. Aman bu ayetin şumunun dışında kalmayalım. Ecdadımıza baktığımız zaman onlar nasıl İslam'ı yaşadı? Dünyada 620 sene devam eden ikinci bir devlet yok. 26 bin küsur vakıf kuruldu. Hatta öyle bir vakıflar kuruldu ki caminin yanı sırf cami külliye doldu. Aşhanesi, şifahanesi, mektebi vesairesi, sebili vesaire. Toplumun bütün ihtiyaçlarını oradan gördü. Veren alan ikisi de birbirinden meçhuldü. Birbirinden habersizdi. Tam böyle Allah rızası yaşanıyordu. Mesela bir misal o vakıflardan mesela Şam'da Bezmalem Valide Sultan Hastanesi var. Ondan kalan. Terkoz Gölü var ondan kalan. Dolmabahçe Camisi var ondan kalan. Onun Şam'da kurduğu bir vakıf var. Bugün insanın ona hayali gitmez. Bir maddesi Şam'ın diyor tatlı suyu diyor Haremeyn'e taşınacak. Atçağın olan hacılara orada Şam'ın tatlı suyu içirilecek. Şam neresi? Mekke Medine neresi? Nasıl bir iman heyecanı? İkincisi, belki o daha da mühim, ikinci maddesi vakfın, çalışan müstahdemlerin, hizmetkârların kırdıkları eşyalar tazmin edilecek. Onlar azarlanmayacak, kalpleri kırılmayacak, kalplerine diken batırılmayacak. Nerede var böyle bir sistem? Bu sistem nasıl bir insan yetiştiriyor? Nasıl bir Allah Resulü'nün terbiyesi ki Habeşli vahşi, Vahşi radıyallahu anh oldu. Hint, Hazreti Hamza'nın ciğerini ısıran Hint radıyallahu anh'a oldu. Nasıl bir terbiye? Ve bugünkü dünya bu terbiyeye ne kadar muhtaç? İslam âlemi ne kadar muhtaç? Hepimiz ne kadar muhtaçız?